Sporun altından mutlu akşamlar. Bu akşam Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç stüdyo konuk. Ali Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görme Engelliler Spor Kulübü'nün birçok başarısı var, yapmış olduğu faaliyetler var. Bunları detaylı bir şekilde konuşacağız ama ben öncelikle size şunu sormak istiyorum. Bu kulübün amacı nedir? Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü amacı, birinci önceliği görme engelli kardeşlerimizin spor yaptırarak özellikle sosyal hayata, sporun yanında sosyal hayata hazırlamak, ilerleyen dönemlerinde basamakları daha hızlı çıkmasını sağlayabilmek için özgüvenlerini arttırmak amacıyla kurulan spor kulübü. Peki her görme engelli raporu alan kişi sporcu olabiliyor mu? Bu konuda kriterler var mı? Bizi aydınlatır mısınız? Buna? Tabii, şimdi her görme engelli raporu alan kardeşimiz, arkadaşımız sporcu olabilmesi için İPSA Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu'na bağlı olarak Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde uluslararası muayeneden ya da Türkiye'de görevlendirilmiş uluslararası yetkinliğe sahip doktorlar tarafından muhakkak muayene edilmesi gerekiyor. Bunun da kademeleri var. B1, B2, B3 dediğimiz. Kısaca onları açarsak, B1 dediğimiz hiç görmeyen arkadaşlarımız sporcu oluyor. B2 dediğimiz %5 gören, B3'te %10 gören. Evet. Bunun üzerinde görme engelli hakim bir hastaneden rapor almış olsa bile eğer Ankara'da göz muayenesinden geçemiyorsa görme engelli sporcu olarak devamlılık sağlayamıyor. Şöyle bir olumsuz durum da oluşuyor burada. Bu kardeşlerimiz ne görenlerle ne görme engellilerle spor yapamıyorlar. Yani bir arada kalıyorlar. Evet. Bunun için de umarım federasyonumuz bir düzenleme getirir diye düşünüyorum. Peki futsal ligi, özellikle Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün çok başarılı olduğu bir branş diye biliyorum. 3 yıldır da namalup şekilde şampiyon oluyorsunuz futsal liginde. Öncelikle şunu sorayım, bu başarının sırrı nedir Ali Bey? Şimdi bu başarının sırrı bir defa iyi oyuncuların bir arada olması. Biz bir aile olarak bakıyoruz. İyi oyuncular derken milli belki B3 futsal milli takımının zaten çekirdeğini biz oluşturuyoruz. Evet. 7 tane milli takım oyuncusu var bünyemizde. Tabii iyi oyuncuları iyi harmanlamak lazım. Burada kulüp olarak da güzel şeyler yapıp kardeşliği, abiliği ön plana çıkarıyoruz ve iyi çalışıyoruz. Böyle olunca başarı geliyor. Yani biz ilk 2011'de şampiyon olduğumuz zaman 3 yıl hedefi koymuştuk. Çok şükür hiç namalup. Bu yılda bunu 3 hafta kala garantiledik. Evet. Umarım bunu 5 sene şimdiden yeni hedef oldu galiba. Yeni hedef 5 yıl gibi görünüyor. Umarım gerçekleştiririz. Peki sanırım son maçı oynayacaksınız Bursa'da cumartesi günü. Evet. Bunun da bir önemi var. Çünkü kupa verilecek bu maçta. Çünkü şampiyonluğu garantilediniz. Kupa töreninde olacak. İzleyicilerimizin de takip edebilmesi veyahut da gelebilmesi adına nerede, ne zaman bu maç oynanacak? Ligin son hafta maçı Allah'tan evimizde denk geldi. Osman Gazi Belediyesi Dik Kaldırım Kapalı Spor Salonu'nda cumartesi günü ayın 16'sı saat 10.30'da Ankara Yeni Mahalle Belediyesi'yle bu maç onlar için de önemli. Yenilirseler küme düşme durumları var. Tabii biz taraftarımız önünde her maçı kazandığımız için bu maça da kazanma amacıyla çıkacağız. Ama tabii skor ne olur bilemiyorum. Mutlaka Bursalı taraftarları yanımızda görmek istiyoruz. Siz de sanırım aynı zamanda başkanlığın yanı sıra futsal liginde de Osman Gazi Belediye Spor Kulübü'nde de görev alıyorsunuz. Evet, maçları oynuyorsunuz. Ben 2007'den beri görev alıyorum. Sonradan görme engelli oldum zaten. Evet. Hem Osman Gazi Belediyesi futsal takımı kaptanlığını hem milli takım kaptanlığını yapıyorum. Aktif olarak oynuyorum ayrıca. Peki biraz artık spor branşlarından ayrılıp şöyle bir soru sorsam size. Gerçekten çok aktif bir kulüpsünüz. Bizi izleyen, dinleyen, bu şekilde olan vatandaşlarımız, görme engelli olan vatandaşlarımız, daha önce size hiç başvurmamış olan vatandaşlarımız size nasıl başvurur?
Sizin onları kulübe dahil etmek için bir kriteriniz var mı? Şimdi ilk etapta bizim hiçbir kriterimiz yok. Sadece görme engelli olmaları yeterli. Ama ikinci bir engeli varsa kulüp olarak ona yardımcı olamıyoruz çok. Sadece görme engelli kardeşlerimizin. Çünkü çok ulaşamadığımız bireyler var maalesef. Bu bireyleri hayata hazırlanması konusunda aileler birazcık maalesef koruyucu oluyorlar. Bu koruyuculukta o çocuklara zarar veriyor. Aslında aileler iyi niyetlerinden dolayı bunu yapmaya çalışıyorlar. Fakat her zaman aile çocuğun yanında olamıyor. İlerleyen hayatta hepimiz sonuçta faniyiz. Evet. Göçüp gittiğimiz zaman o çocuk ortada kalacak. Bunun için biz kulüp olarak bir kriter koymuyoruz. Gelen görme engelli kardeşlerimizi muhakkak spor yaptırmak amacıyla bireysel olarak yarışamasa bile bir takım sporuna dahil edip ona o hazzı yaşatmaya çalışıyoruz. Hiçbir şey olmasa temel eğitim vererek, çünkü koşmayı, zıplamayı, atlamayı bilmeyen kardeşlerimiz var. Bunları muhakkak bünyemizde görmek istiyoruz. Ailelerin özellikle kulübe gelmeden önce gelip ön yargılı olmadan muhakkak görüşmeleri lazım. İşte aktif internet sitemiz var, buraları incelerimi. Bunu diğer belirlerle hiç sakınca yok. Sitenin adresini de buradan gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Çünkü çok aktif bir site olduğunu ben de biliyorum. Evet, www.buges.tr.gg internet sitemiz. Zaten arama motorlarına Buges diye yazıldığı zaman direkt çıkacak. Çıkacaktır o. Burada muhakkak mevcut sporcu velilerimizle, çünkü bizim Türkiye'de ilk olan ve tek olan bir altyapı portföyümüz var. Muhakkak ailelerle görüşüp ondan sonra karar vermelerini istiyoruz. Bütün görme engelli kardeşlerimizi de bekliyoruz aramıza. Peki, bunu dedikten sonra bu şekilde size başvuran ve bir spor dalına müracaat eden görme engelli vatandaşlarımız spora başlıyorlar. Onlarda ne gibi değişiklikler oluyor? Yani bu spordan sonra sosyal hayatını etkileyen durumlar söz konusu mu? Muhakkak zaten bizi en çok sevindiren de bu durumlar oluyor. Yani kulübe geldiği zamanla bir süre geçirdikten sonra çocukların bize geri dönüşleri oluyor. Özellikle okul hayatında. Çünkü birçok görme engelli kardeşimiz Bursa'da körler okulu olmadığı için kaynaştırma eğitiminde okuyorlar. O da böyle, bir sıkıntı. Buna da parantez açmak gerekir biraz ama. Kesinlikle. 35-40 kişilik sınıfta bir görme engelli ne kadar kendini ifade edebilir ya da öğretmen ne kadar ona zaman ayırabilir, o arkadaşlarıyla ne kadar iletişim kurabilir. Ama kulübe geldikten sonra çocukların inanılmaz özgüvenleri artıyor. Bunu biz hep geri bildirimlerde alıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Bizim bir sporcumuz daha 13 yaşında. Kulübe gelmeden önce arkadaşları işte görme engelli diye dalga geçtikleri zaman gücü yettiğini dövüyormuş. Gücü yetmediği zaman da oturup ağlıyormuş. Neden diye sorduk bunu. İşte bana görme engelli ya da kör diyorlar, dalga geçiyor. Bir süre, yaklaşık bir ay kadar bir zaman geçtikten sonra hiç biz bir şey sormadan geldi. Ben dedi körüm dedi. Aynen bu özgüvenle. Daha önce hiç böyle bir şey kabul etmiyordu dedi. Bunu. Etmiyordu ya da etmek istemiyordu ya da dışlandığını hissediyordu. Ben körüm diyordu. Hatta bir resim dersinde işte herkese öğretmeni bir örnek resim getirmiş. Onlara bakarken öğretmenim demiş, ben demiş körüm demiş. Benim bakmama gerek yok. Yani inanılmaz özgüvenlerinin arttığını görüyoruz. Bir de başarıya hedefleniyor. Yapamayacakları şeyleri yapabileceklerine artık inanıyorlar. Hedeflerini çok büyük koyuyorlar. Hangi sporu yapacaklarına nasıl karar veriyorsunuz böyle gelen vatandaşların? Şimdi bizim her hafta pazar günü turnuva olmadığı zaman muhakkak temel eğitim adı altında eğitim veriyoruz sporcu kardeşlerimize ve burada biz antrenörlerimiz işte Gençlik Spor ya da Osman Gazi Belediyesi hem akademik olarak işin okulundan yetişmiş ya da alaylı üst düzeyde olmuş antrenörlerimiz gelip izliyorlar. Evet. Muhakkak eğitimlere katılıyorlar ve yönlendirmeler hep bundan sonra oluyor.
Peki görme engelli vatandaşlarımız için önemli bir proje de yürütüyor Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü. Sizin biraz önce değindiğiniz konu üzerine bunu söylüyorum. Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içinde görme engelli vatandaşlarımızın okulda aldığı eğitimler dışında da bir ders alma eğitimi veriyor yanlış bilmiyorsam. Gerçekten de gayet güzel ve eksikliğini hissettiğiniz için yaptığınız bir proje olarak düşünüyorum ben. Kesinlikle bu da Türkiye'de bir ilk. Bunu da çok şükür biz başardık. Eksiklerimiz muhakkak var ama bu kardeşlerimiz eğitim olarak yani ortaokula gidip görme engelli, ortaokula geçmiş ama okuma yazma bilmeyen kardeşlerimiz var. Evet. Bunlar için ne yapabiliriz diye düşündük. Gönüllü öğretmenler, özel eğitim öğretmenleriyle görüştük. Tabii burada birinci önceliğin onlara verilmesi lazım. İşte evet. Aslı hocamız gibi. Ondan sonra ne yapabiliriz'i düşündük. Uludağ Üniversitesi ile görüşüp burada son sınıf branş öğrencilerinin ders verebilmesi konusunda öğretim görevlisi öğretmenlerimiz bizlere yardımcı oldu ve etüt olarak haftanın 7 günü 3 gün ilkokul, 2 gün ortaokul, 2 günde lise olarak ders vermeye başladık. O eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Öğrenciler memnun, veliler memnun. Biz de şu anda memnunuz. Tabii sıkıntılarımız var. Bu konuda da muhakkak bir an önce adımların atılması lazım. Güzel bir proje, örnek bir proje. Türkiye'ye örnek olabilecek bir proje dediğiniz gibi. Çünkü neden? Bursa'da görme engellilerle ilgili bir okul, hatta rehabilitasyon merkezi yok. Bu anlamda bu projede belki de bunların yerine çok küçük de olsa geçiyor diyebiliriz. Bu projelerden biri. Ben biliyorum ki Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün altyapısı da çok iyi. Bu altyapıyla ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Altyapımız yaklaşık 40 sporcudan oluşuyor. Bu da Türkiye'de bir ilk. Bu sporcuları toplamak çok zor oldu tabii. Bir kısım zorlukları aşmak zorunda kaldık. Velileri ikna etmek zor oldu. Şimdi veliler bizi bırakmıyor, evet. Sağ olsunlar. Öyle bir durum var. Bu kardeşlerimize öncelikle temel eğitim veriyoruz. Yaş gruplarını ayırdık. 4 ile 16 yaş grubunda bu söylediğim 40 kişi yer alıyor. Ondan sonra hocalarımızla beraber branşlaştırmaya gittik. Fiziksel olarak hangisini yapabilirler diye onlara karar verildi. Şimdi hatta birçoğu biz ilk yarışmalarına götürüp tecrübe alsınlar. Hiç madalya falan beklemedik ama onlar inanılmaz şeyler yaptılar. Kendinden 15-20 yaş büyüklerle yarışıp 11 yaşındaki çocuk, 12 yaşındaki çocuk Bursa'ya madalya getirdiler. Bununla da gururlanıyoruz. Evet, gerçekten Bursa'nın da gururlu olmaya devam ediyorsunuz. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Osman Gazi Belediyesi adı altında Görme Engelliler Spor Kulübüsünüz. Evet, Osman Gazi Belediyesi'nin size destekleri var bu konuda. Evet, bunu da kabul ediyorum ama ben istiyorum ki sponsorlar da çok destek olsun. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Sponsora ihtiyacı var mı gerçekten kulübün? Kesinlikle sponsora ihtiyaç duyuyoruz. Yani her şeyi belediyeden beklemek biraz haksızlık oluyor. Onlar zaten maksimum düzeyde bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Burada teşekkürü de Mustafa Dündar Bey'e, evet, muhakkak yapmamız lazım. Çünkü sağ olsun büyük katkısı var bize ama diğer özellikle Bursa'yı biz düşündüğümüz zaman bir sanayi şehri olduğu için muhakkak bu kardeşlerimize yardım etmeleri gerekiyor. Şöyle yardım, biz direkt olarak nakit para da yardımında bulunsun diye bakmıyoruz insanlara. Önce bizi bir inceleyip bizim de belli kriterlerimiz var. Bunları inceledikten sonra sponsorluk kanununa göre bize yapılan yardımları gider olarak ya da vergi olarak tekrar geri dönüşüme sağlayabiliyorlar. Bunun için Bursa'ya buradan sizin aracılığınızla tekrar seslenmek istiyorum. Özellikle altyapımız konusunda bize sponsorluğa büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bunu bize sağlarsalar biz kulüp olarak daha önemli yerlere geliriz diye düşünüyorum. Çok daha insana da bu şekilde ulaşmış da olabilirsiniz. Bunu da ben ekleyeyim o zaman.
gelir getirecek, kulübün ihtiyaçlarını giderebilecek bir takım etkinlikler yapıyor musunuz? Benim aklıma mesela başka derneklerin yaptığı kermes gibi veyahut da başka ona benzer faaliyetler gibi durumlar geliyor. Siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Hayır, biz bu konuda çok ketunuz. Kermes olsun, okullarda işte konser verme, bilet dağıtma yaptığın sportif faaliyette böyle bir şeye kesinlikle uzak duruyoruz. Yapanlara da hatta davet ettikleri zaman kesinlikle katılmıyoruz. Buradan Bursa halkına da seslenmek istiyorum. Bu tür yapılan etkinliklere kesinlikle taviz vermemeleri gerekiyor. Biz sadece sportif olarak, sportif başarılarla sponsor bulmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde de yolumuza devam edeceğiz. Derneğin yeri nerede? Yani sizi bu kulübe üye olmak isteyen görme engelli vatandaşlarımız şu an bizi dinliyorsa yerini merak ediyordur açıkçası. Ben biliyorum ama yani Bursalı spor severler, Bursalı vatandaşlarımız da bilsin istiyorum. Evet. Osman Gazi Belediyesi Elmas Bahçeler Kültür Merkezi Sosyal İşler yerinde. Eski halin karşısında, evet. Hemen. Şimdi daha iyi anlarlar. Büyükşehir binası yapılıyor, evet. Belediyesinin. Onun tam karşısında Elmas Bahçeler Kültür Merkezi'nde. Yasin Çimciler, sizin bir örneğiniz Osman Gazi Belediyesi Spor Kulübü, Görme Engeller Spor Kulübü'nün bir ferdi. Bursa'yı, hatta Türkiye'yi Londra'da yapılan olimpiyat oyunlarında temsil etti. Evet. Çok da iyi bir örnek. Onun kulübe gelmeden önceki haliyle şimdiki halini programdan önce konuşmuştuk. Bu sadece Yasin değil, birçok arkadaşın da böyle olduğunu ben düşünüyorum. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Yasin tam bir rol model. Evet. Görme engelliler spora başlamadan önce ve başladıktan sonra, spora başlamadan önce işte kilolu, hanta, sürekli uyuyan, sigara içen, çalışmayı pek sevmeyen ama bizi bulduktan sonra inanılmaz bir şekilde içindeki kendi de içindeki cevheri keşfedip olimpiyata kadar giden, Avrupa'da ikincilik alan çok önemli bir sporcumuz. 2012 olimpiyatlarında, paralimpiklerde görme engellilerden olimpiyata giden tek sporcu da, evet. Yasin oldu. Şöyle bir şey de var bizim kulübün. Türkiye Görme Engelliler tarihinde 2008 Pekin'de yapılan olimpiyatlara ilk sporcuyu gönderen kulüp biziz Türkiye genelinde. Olimpiyat alışkanlığımız Yasin'le 2012'de devam etti. Umarız. 2016 ve 2020 için özellikle bu altyapıyla beraber birçok madalya hedefliyoruz. İnşallah da buna muvaffak oluruz. Yasin'in de hedeflerinden biri 2016. Bunu da, evet. Programımıza konuk olmuştu. Kendisi bu şekilde söyledi. Programımızın sonuna geliyoruz. Son bir dakikamız ama sizin elbette bu işleyişte her zaman güzel olanları öne çıkarıyorsunuz ama bir de sanırım bildiğim kadarıyla velilerle yaşamış olduğunuz sıkıntılar söz konusu oluyor. Yani bu hem mesaj verme anlamında hem de velilerin doğruyu bilmesi anlamında bize bu konuda neler söylersiniz? Velilerle ilk karşılaşıldığı zaman ön yargılı oluyorlar maalesef. Evet. Bunları kırmakta biraz güçlük yaşıyoruz. Ama bize çok yardımcı olan veliler de var. Öncelikle muhakkak diğer kulüp bünyesinde olan velilerle görüşmelerini isteyip ondan sonra bizimle iletişime geçmelerini istiyoruz. Bu konuda da umarım duyarlı olurlar ve evde oturan görme engelli kardeşlerimizi bize getirirler. Biz de sporla beraber hayata hazırlarız. Peki Ali Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program oldu. Çok değerli bilgiler verdiniz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Spor 16'da bu akşam Osman Gazi Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün kazandığı başarıları ele aldık. Mutlu akşamlar diliyorum. Esen kalın.